Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentte çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Soylu Gaziantep İl Güvenlik Toplantısının ardından Gaziantep Organize Sanayi Başkanlığı'nı, Şehit Kamil ve Şahin Bey Trafik Eğitim Parkları'nı ziyaret etti. Ahmet sen büyüyünce ben ne alacağımı karar vermedim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de makamında ziyaret etti. Belediye şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, gazilik unvanı veriliş kanununun olduğu tabloyu inceledi. Başkan Fatma Şahin Bakan Soylu'ya ziyaretin anısına tablo hediye etti. Eğitime devam edin. O yüzden eğitim şehri Gaziantep için hedefimize gitmek zorundayız. Ecdadın bize bıraktığı miras bu. Sanayide de geldiğiniz nokta bu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Ziyarette açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha iyi hizmet verme düşüncesinde olduklarının altını çizdi. Gaziantep'te işini bilen bir ekip, milletimiz hizmetkarı olan bir ekip ve Gaziantep'in hem şanına hem ünvanına hem tarihine hem de bugüne yakışan bir hizmetkarlık anlayışı veriyoruz. Biz buna nasıl katkı verebiliriz? Ve bir hizmetkarlık anlayışına nasıl layık olabiliriz düşüncesindeyiz. Bugün bütün arkadaşlarımızla onun için buradayız. Ve inanıyorum ki Gaziantep'teki bu güzel şehrin insanlarına, bu asil şehrin insanlarına dünyanın en güvenli şehri yapmışız. Onun için de emre amade olduğumuzu, bütün bu şehrin yaşayanlarının emirlerinde olduğumuzu, gücümüzün son damlasına kadar da bu konuda ortaya koyacağımız iradeyi de yansıtacağımızı bir kez daha burada sizin huzurunuzda ve bütün arkadaşlarımız huzurunda belirtmek isteriz. Allah bizi mahcup etmesin. Etrafımızdaki coğrafyanın tam bize yansıtmak istediklerine bugüne kadar müsaade etmedik. İnşallah hep birlikte, el birliğiyle yine etrafımızdaki coğrafyaya huzur yansıtan bir ülke olmayı da Allah bize hep birlikte nasip etsin. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'si yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Marka şehre, yeşil şehre, şampiyon şehre hoş geldiniz diyorum. Ama bütün bunların yanında şehir güvenli değilse Sayın Bakanım bunların hiçbir anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık güvenlik koridoruyla birlikte bu şehir kırmızı hatları yeşil hatlara dönüştüren güvenli şehir. 2 milyon bize emanet, mülteciler bize emanet anlayışıyla size müteşekkiriz. Allah sizden razı olsun, ekibinizden razı olsun. İnşallah Sayın Valimle birlikte biz bir Gaziantep modeli oluşturduk. Birlikte kuvvet var, birlikte rahmet var modeli. Şikayet etme, çare bul modeli. Sorunları kapasiteni yüksek tutarak bu şehri güvenli şehir haline dönüştürmek için büyük bir gayretinizle şahidiz. Allah'ın izniyle Sayın Bakanım, 2023 yarın, 2023'te en yüksek oyu güvenli şehirden alarak sizleri Ankara'ya getireceğiz. Allah'ın izniyle. Buna size söz veriyorum. Teşekkür ederim. Daha önemlisi tandırın başında eğitime devam edin.